Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir korku oyununa da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MK Games firmasının çıkaracağı korku oyunlarından From Day to Day'in demo versiyonunu oynuyor olacağız. Mevcut hayatımızdan sıkılmışız. Kurumsal hayatı artık terk etmek istiyoruz. Bu sebeple hiçliğin ortasında doğayla baş başa fakat bir o kadar da eski bir ev satın alıyoruz. Bu evi görmeye gitmemizle başlayan olayları konu alan bir korku oyunu oynayacağız hep beraber. From Day to Day'e hepiniz hoş geldiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Emika Games'in oyunlarını çok severiz biliyorsunuz. Kaliteli işler çıkarıyorlar. Of, grafiklere bak. Evet. Yeni evimizde hepimiz hoş geldik arkadaşlar. Hemen solda bir fener gördüm. Fenerimizi hemen alalım. Güzel. Yalnız ben şöyle bir önce dışarı bakacağım ya. Grafikler ne böyle? Ultra gerçekçi gözükmüyor mu? İçliğin ortasında sadece rüzgar sesinin olduğu bir yerdeyiz. Ama amacımız da zaten buymuş. Şehir hayatından kurtulmak, kurumsal hayatı terk etmek. Bu sebeple böyle hiçliğin ortasında bir ev satın almışız. Ev gerçekten çok eski duruyor. Ya bu ev onarılabilir mi bilmiyorum. Hayalimizdeki gibi ama komple yıkılması gerek sanki. Şurada bir su kulesi var. Evet. Burada bir kuyu var. Zaten bayağı yıkık dökük. Bakalım. Neler bekliyor bizi. Burada bir güneş paneli var. Herhalde buradaki en modern nesne. Burada ne diyor şimdi? Evet. WASD hareketler. P fener. Aa, V ile çakmağımız varmış. Onu harekete geçirebiliriz ama şu an çakmağımız yok. Kapı kilitli tabii ki. Camlar tahta ile kapatılmış. Kimse girmesin diye. Bu kapı da kilitli. Oo, çok geniş bir alana sahibiz ya. Burada bir ahır var. Burada herhalde depo tarzı bir yer var. Bu ne? Burada da bir alınacak değilse bir dar ağacı var yani. Sessizlik hoşuma gitti ama. Kulübeye bakalım bir. Köpek sesi geldi. Vay levye. Arkadaşlar izninizle şu saniye Half-Life'ın bir giriş müziğini koyacağım yani. Her oyunda bizi kurtarıyor bu levye olayı. Ve her oyunda da tabii ki Half-Life'ı hatırlıyoruz. Levye o oyunun bir sembolü artık. Alıyorum. Aldım. Alamadım. Heh, aldım şimdi. Evet. Burada bir yazı var. Ne diyor? Kişisel tarihçe. Şehrin akıl hastanesindeki bir doktor hastalarına uyguladığı kanun dışı tedavi yöntemleri sebebiyle uzaklaştırılmıştır diyor. Şimdi hemen aklımıza ne geldi? Bu evin bir önceki sahibi acaba bu doktor muydu? Oldukça olağan bir soru. Hastalarına da acaba burada mı işkence yaptı?
Şurada bir şey var. Çakmak gazı var. Tamam. Burada bir anahtar var. Alamadım. Niye alamadım? Heh, aldım. Eski anahtar. Bu anahtar genelde mücevher kutularını açmak için kullanılıyormuş. Tamam. Ya böyle sağda solda ufak detaylar olması çok hoşuma gidiyor korku oyunlarında. Yani aşama aşama ilerlediğinizi. Ah, orada biri vardı camda, gördünüz mü? Evin içinde biri vardı arkadaşlar. Camdan beni gördü. Baktığımı fark etti ve bir anda kaçtı. Belki de evsizlerdir canım. Değil mi? Oyun paranormal mi çıkacak yoksa bakalım aksiyon dolu bir korku oyunu mu olacak, onu göreceğiz. Şurada bir ışık gözüme çarptı. Şurada. Ha yok, ışık değilmiş bu. Levye ile, aha, levye ile camı açtık. Çakmağımızı bulduk. Bir dakika arkadaşlar. Şurada bir anahtar var. Çakmağı aç diyor. Niye açamadım? Anahtarları almam lazım. Hah, aldım. Bunları buraya kim koymuş olabilir? Telefon çalıyor evde. Evet. Kapının kilidini açtım. Buradan bir girelim bakalım. Eşyalarımızı koyabileceğimiz bir yer bulun diyor oyun. Tamam. Evet. Burada bir anahtar var galiba. Anahtar değil de birisi kilidi kırmaya çalışmış. Bunu da aldık. Buradan bir ses geliyor. Biri şarkı söylüyor. Oo. Birisi mumları üfledi. Ben tırstım. Ha, çakmakla kilidin üstünde sarılı olan ipi yaktım. Burada bir kilit var, onu açalım. Dışarıya erişimimiz olsun değil mi? Tamam. Ana kapıyı açtık. Güzel. Işıklar çalışmıyor. Evde elektrik yok. Okey. O zaman fenerle devam edeceğiz. Ha, bu kapıyı açabilmeniz için diyor. O diğer kapıda takılı olan demirin diğer ucunu bulmanız gerekiyor diyor. Tamam. Oo. Burada bir büyü yapılmış gibi. Arkamızdan kapı kapandı. Burada bir mücevher kutusu var. Orada bir anahtar bulmuştuk. Onun tamına uyuyor. Ne diyor burada? O sesler sıkıntı. Emily'nin günlüğü. Emily kim? Okuyamıyoruz.
Oo. Sakin. Sakin. Evin içinde biri olduğuna eminiz çünkü gördük yani. Demir'in diğer parçasını bulduk arkadaşlar. Aa, burası da açıldı. Burada da bir anahtar bulduk. Ama neden saklı diyor bu anahtar? Şimdi nelerimiz var bizim? Eski anahtarımız var. Kapıyı açabileceğimiz şey var. Aparatlar var. Levye var. Kapıyı açıyorum şu an. Bu oda tam anlamıyla işimi görür. Kutularımı falan buraya koyarsam iyi olur. Dışarıdan taşıyabilirim diyor. Kutuları okey. Hayda. Bir evde böyle bir manken varsa sıkıntı vardır arkadaşlar. Yani ben deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum. Hiç şaşırtmadı. Problem çıkarır yani. Kutularımızı taşıyacağız ama şurayı açabiliyor muyum? Buna bakmaya geldim. Hayır. Evet. Şimdi bizim kutularımız bunlar galiba. Nasıl taşıyacağız? Ha, şunları taşıyacakmışız. Nereye bırakayım? Ha, böyle bırakayım. Okay. Ne? Kapıları kapatmam gerekiyor ve anahtarı asmam gerekiyor. O da yakın bir zamanda gelecek diyor. Biz birini mi bekliyoruz acaba ya? Tamam. Bunu kapatıyorum. Okey, bunu kilitledim. Bunu da kilitledim. Anahtarı da buraya asacağım herhalde. Tamam. Odama gidip hazırlanmam gerekiyor. Evet, mankenlerimiz iki olmuş. Hayırlı olsun. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Bir yandan mı geldi acaba şurayı? Orada da kutular vardı, orayı parçalayıp gelmiş. Ne oldu? Ne oldu? Ha, birkaç gün sonra. Dedim oyun mu attı, ne oldu? Birkaç gün odada mankenlerle bir vakit geçirdik herhalde. Oo, evde bayağı gelişim var. Elektrik bir kere var. Işıklar yanıyor. Ev ne kadar değişti şu anda mı? Farklı gözüküyor. Abi şurayı kitle kitle. Buraya giremiyoruz. Ne oluyor be? Oo. Elektriğin gelmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bilemiyorum ama birisi şurada bir şeyler söylüyordu.
Oh, neler oluyor? Kapı çaldı. Nereden? Ah. Oo, orada birileri var. Yangın var. Ya da ayin yapıyorlar. İnsanları yakıyorlar. Yok, kapı kilitli. Gidemiyorum. Ay. Oha. Yanlış mı görüyorum? Sağa bakınca kadın yok. Soldan bakınca var. Abi, Emika Games ne yapmışsın yine sen ya? Sinirlerimizle nasıl bu kadar oynamayı başarabiliyorsun? Kitle kitle kitle. Bir şeyler yürüyor tepelerde. Bir şeyler oluyor. Camlara vuruyorlar. Radyo çalışıyor, kapatamıyorum. Valla şu yatağın altına girerim çıkmam ya. Gerçekten öyle yani. Aha. Bir dakika, yukarıyı görebiliyoruz. Kapı nerede? Kapı yok. Oha. Wow. Ya şimdi olmadı. Bizim bu oyunu daha oynamamız gerekiyor. İşte var ya, tam sevdiğim korku oyunu tarzı ya. Emika Games bu işi çok iyi yapıyor. Yaptığı oyunların hepsini oynamışımdır. Gerçekten müthişler yani. Hani bak, hiç sıkılmıyorsunuz oyunda. Böyle çok bir şeyler okuyayım, böyle devam edeyim yok. Yani oyun sizi sürekli takipte tutuyor. Sürekli ayakta tutuyor. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Sağa sola dönüyorsunuz. Korku öyleri öyle. Sesler her yerden geliyor. Yani tam böyle paranormali çok yakından hissetme şansı buluyorsunuz. Tabii kulaklıkla oynamanızın etkisi de çok fazla oluyor. Oynayacak arkadaşlara kulaklıkla oynamalarını öneririm. Bence bu oyun çok güzel olacak. Konusu da çok iyi. Oyun herhalde 20-25 dakika oynadık. Ama ben şehir hayatına dönmeye tekrardan karar verdim. Kusura bakmayın. Ben bu evde kalamayacağım yani. Şu an kendimi şanslı hissediyorum. Öyle diyeyim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Oyun tam versiyonu çıkınca onu da oynuyor oluruz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.